Uzlaşmanın amacı nedir? Uzlaşma kapsamındaki suçlar nelerdir? İmar affı hangi alanları kapsar? İmar affı başvurusu nasıl yapılır? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını avukat Ayşem Şanlı anlatacak birazdan. Kendim. Tekrar stüdyomuzdayız. Beyaz TV ekranlarındasınız. Sağlık Zamanı programıyla canlı yayına İstanbul'dan karşınızdayız. Şimdi farklı bir konuyu konuşacağız dedik. Yolunuz adliyeye düşmez umarım ama eğer yolunuz adliyeye düşecek olursa artık uzlaşma diye bir yöntem var ülkemizde. Bu yöntemi tüm yönleriyle değerli uzman konuğum avukat Ayşem Şanlı ile konuşacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim. Ee, şimdi uzlaşma aslında birçoğumuzun belki de duyduğu bir kelime. Peki hukuksal olarak baktığımız zaman uzlaşma denildiğinde bizler ne anlamalıyız? Şöyle anlatabilirim. Uzlaşma kapsamına giren bir suç var. Uzlaşma kurumu ülkemize aslında 2005 yılında gelmiştir. Ancak uygulamada çok zayıf olması nedeniyle uygulaması zayıf kalıp 2016 yılında yeni bir düzenleme söz konusu olmuştur. Bu düzenlemeden sonra özellikle özel hukukta e, arabuluculuk kavramı gündeme geldikten sonra ceza hukukunda da bir uzlaşma kurumu olduğu hatırlanıldı ve bununla alakalı ciddi düzenlemeler yapıldı. Hı hı. Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle e, sanık ve mağdur arasında e, uzlaştırmacı aracılığıyla Adli yönünde bir ara buluculuk demesek de buna bir uzlaşma söz konusu, barıştırma söz konusu olup gündeme cezayla alakalı bu suç kavramı girmiştir. Şimdi uzlaşmanın amacını birazcık açacak olursak neden böyle bir yöntem var? Neden uzlaşmaya gerek duyuyoruz? Niye direkt mahkemeye gidip de kişiler taraflar işte neyse kanunu vereceği kararı beklemiyorlar da uzlaşma yoluna gitmek gerekiyor? Şöyle ki zaten ülkemizde çok ciddi bir iş yükü var. Ee, uzlaştırma kavramı da hem iş yükünün önüne geçmek açısından hem de tarafları mahkemelerin davaların hmm. soğuk ve uzun süreci içerisinde tutmamak açısından ee, en başta belki bu taraflar bir araya gelip uzlaştırmak istendiği zaman anlaşabilmeleri mümkün ise hmm. anlaşmalarını sağlamak açısından onarıcı hukuk açısından çok da gerekli ve yerinde bir bölümdür, uzmanlık alanıdır olması gereken bir kurumdur. Böyle olduğu için uzlaşmanın birçok faydası bulunmaktadır. Çünkü taraflar uzun bir süreçle karşı karşıya kalacaklardır dava yoluna gittikleri zaman. Bu sürecin önüne geçiyorlar. En başında barışma ve uzlaşmaya tabi olabilecekleri bir suçla karşı karşıya iseler eğer uzlaşma yoluyla bunu kısa bir süreçte çözebiliyorlar. Bu anlamda da faydaları bulunmaktadır. Bir kez daha hatırlatalım ekran başında izleyen izleyicilerimize Avukat Ayşem Şanlı efendim, stüdyo konuğum ve uzlaşmayı Konuşuyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Daha sağlıklı kararlar alabilmek için e, yasalarımızı, kanunlarımızı, haklarımızı çok doğru biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi biraz daha somut konuşacak olursak, varsayalım ki e, trafikten konuşalım. <laughs> e, bir trafik kazası gerçekleşti. Taraflar e, anlaşamadılar. E, o noktada uzlaşma e, söz konusu olabiliyor mu? Yoksa e, illa bir dava olacak ve davadan sonra mı uzlaşma olacak? Yani uzlaşma tarafların arasında olabileceği gibi soruşturma ve kuruşturmanın Hı -hı. aşamalarında da olabilir. Eğer dosya soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılığına gitmiş ise Cumhuriyet Savcılığı e, bu dosya eğer uzlaşmaya tabi bir suç ise e, uzlaştırma bürosuna göndermekte. Uzlaştırma bürosu da görevlendirilen uzlaştırmacılar tarafından e, taraflara ulaşılmakta ve bu dosyanın uzlaştırmaya tabi bir suç içerisinde gözüktüğünü belirterek tarafların uzlaşmak isteyip istemedikleri konusunda aslında tarafları bir araya getirmekte. sizin bahsettiğiniz şekilde bir trafik kazasında taraflar kendi arasında uzlaşabileceği gibi bu dosya yargı önüne geldiği zaman da taraflara uzlaşma şansı verilebilmektedir. Yani hakim soruyor herhalde Hâkim, değil mi? anlaşmak uzlaşmak ister misiniz? Kesinlikle. Ya da savcılık aşamasındayken savcılık kanalıyla uzlaştırmacılar aracılığı ile e, taraflara soruluyor, uzlaşmak ister misiniz, istemez misiniz şeklinde. Peki şimdi trafik kazaları tamam. Burada uzlaşma yoluna gidilebiliyor. Peki uzlaşma kapsamındaki diğer suçlara bakacak olursak hangi suçlardır bunlar? Aslında şöyle bu konuda hukukçular arasında bazı eleştiriler olmuştur. Yani uzlaştırmak istenen suç, şikayete tabi suçlar bunun içerisinde. Zaten şikayetten vazgeçme gibi bir kurum var iken neden uzlaştırma kavramı gündeme gelmiştir, niçin böyle bir kurum ön planı alınmıştır hı hı. şeklinde eleştiriler olmuştur. Ancak aslında 2016'dan sonra özellikle uzlaştırmaya tabi suçlar sadece şikayete tabi suçlar olmaktan çıkarılmış birçok suçta da bu kapsama girmiştir. Bunların içerisinde neler var? Kanun bunları net bir şekilde saymıştır. Hem şikayete tabi suçların yanında kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, konu dokunulmazlığın ihlali, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma, dolandırıcılık gibi suçlar da uzlaşmaya tabi tutulmuştur. Hı hı. Bununla alakalı da endişeler gündeme gelmiş. Aslında bu suçlar önemli suçlar. TCK'da yer eden hüküm bulan suçlar. Bunların nasıl uzlaştırmaya tabi olacağı konusunda eleştiriler de gelmiştir. Yani mesela taraflar uzlaştılar. <laughs> Diyelim ki bu saymış olduğunuz suçlardan birisi sonucunda taraflar uzlaştılar. Peki suçlu olan taraf ya da nasıl söylemem gerekiyor hukuksal olarak? Yani konu içerisinde sanık haksız olan taraf mağdur. Tamam. Sanık mağdura herhangi mağdur sanığa herhangi bir böyle bir ceza uygulamak gibi bir şey söz konusu mesela Sat. siz anlatın <laughs> isterseniz. Dün birazcık okudum bu <laughs> konuyla ilgili çok farklı şeyler de var. Aslında şu denk. ya sanık ile mağdur karşılıklı bir araya getiriliyor. Bunun Fiil tamam olarak geldiler. aynı ortamda olmalarının haricinden taraflara soruluyor bu konuda uzlaşmak isteyip istemediklerini ve hangi şartla uzlaşmayı isteyip istemediklerini. Burada bir nevi mağdur ceza hukukunda uzlaşmaya tabi bir suç önüne geldiği zaman mağdur burada kendi aslında mağduriyetini gidermesini sanıktan talep edebiliyor. Bu anlamda da aslında katkıları ve faydaları var. Uzun bir sürece girmek yerine ben uzlaşırım ancak şu şartla şu koşullarda uzlaşırım. Eğer sanık da bunu kabul ediyor ise bir uzlaştırma meydana geliyor. Bu anlamda da faydası çok büyük çünkü mağdur kendi mağduriyetini kendisi gidermek. Çünkü ceza kanunu sanık ve mağduru yargılar iken kişiye ceza ver, veriyor. Ancak bunun bir de tazmin kısmı söz konusu oluyor. Eğer biz mağduriyetimizi karşı tarafın sadece ceza alması bize yetmeyebiliyor bir de biz bunu tazmin etmekle uğraşmak istiyoruz. Bu da bir ayrı dava konusu oluyor. Bunun da bu süreci de hem kısaltmak hem de önüne geçmek açısından uzlaştırma çok da sağlıklı olabiliyor. Eğer taraflar mağduriyetini ciddi bir şekilde dile getirip bunu karşılanması açısından güzel bir uzlaşma sağlanmış ise eğer ve sanık da söz verdiği şekilde uzlaşma formunda söz verdiği şekilde mağduriyeti karşılamışsa hı hı hı. hem iş yük azaltılmış oluyor hem süreç kısaltılmış oluyor. Hem de kişilerin devamlı adliyeye gidip gelmesi de Kesinlikle. önlenmiş oluyor. Bir kez daha hatırlatalım efendim Ekran başında izleyen izleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum. Öncelikle avukat Ayşem Şanlı, stüdyo konuğum. Aslında hukuksal alanda birçok konuyu konuşacağız kendisiyle. Sizlerden gelen sorular da bizim sohbetimizi şekillendirecek. Şimdi bakıyorum uzlaşmayla ilgili de sorular gelmeye başlamış. Uzlaşmayı kabul edersem acaba aldatılabilir miyim diye sormuş bir izleyicimiz. Şöyle ki eğer zaten uzlaşma formunda uzlaşmayı kabulü bir şekle tabi ise, şarta tabi ise daha doğrusu. Ben uzlaşıyorum ancak şu koş. Oldu. Bu ileriye yönelik bir şart da olabilir. Bunun bir süreci e, ve beklenilecek bir zaman dilimi de olabilir. Bu zaman dilimi zarfında e, sanık uzlaşma konusu şartı yerine getirmez ise, zaten uzlaşma ortadan kalkmış oluyor hı hı. ve yargılama devam ediyor. Eğer dosya cumhuriyet savcılığı aşamasında ise savcılık soruşturması devam ediyor. Eğer mahkeme aşamasında ise e, yargılama zaten devam ediyor. Evet, uzlaşmayı pek avukatlar mı sağlıyor? Kimler sağlıyor bu uzlaşmayı ve bunun karşılığında bir ücret ödemem gerekiyor mu diye soruyor bir izleyicimiz şöyle uzlaşma hukuk fakültesinden mezun olan avukatlar hı hı. ya da hukukçular tarafından yapılabildiği gibi bununla alakalı hukuk eğitimi almış mali uzmanlar bilir kişiler, muhasebeciler tarafından da uygulamada şu anda yapılmaktadır. Bununla alakalı bir ücret zaten uzlaştırmacılara uzlaştırma kurumu tarafından barolar tarafından ödenmektedir. Sanık ya da mağdur uzlaştırmacıya herhangi bir ücret ödememektedir. Hı hı. Bu da önemli konulardan evet. birisi. Şimdi şöyle bakıyorum. Sizlerden gelen sorulara sevgili izleyicilerimiz hem uzlaşma ile ilgili e, özellikle dikkatimi çekti İmar affı ile ilgili de size sorular e, geliyor e, Ayşem Hanım. Şimdi bu imar affı ile ilgili acaba e, yenilikler var mı diye sormuş bir izleyicimiz. Bu konuya geçelim mi? Ne dersin? geçebiliriz. İmar affı bu sene çok gündemde olan bir konu oldu. Çünkü ülkemizde çarpık kentleşme o kadar fazlaydı evet. ki bununla alakalı kentsel dönüşüm kapsamına giderken de ruhsatsız ve imara aykırı yapılar gündeme alındı. Bu ruhsatsız ve imara aykırı yapıları ruhsat altına almak ve imara uygun hale getirmek açısından ülkemizde dönem dönem aflar söz konusu olmuştu. Ancak son yapılan af çok geniş ve detaylı kapsamlı bir aftı. Ve insanlar da bundan e, gereğince faydalanmaya çalıştı ve faydalanmaya da devam ediyor. Zaten süreçte e, uzatıldı. 31 Aralık'ta olan süreç 15 Haziran'a kadar uzatıldı. E, bununla alakalı yenilikler açısından şöyle söyleyebilirim. Yönetmelikle iyileştirmeler gelmekte. Bu affın kapsamı çok geniş. E, i̇nsanlar başvururken e, sadece e, imara uygun olmayan yapıları imar altına alabilmek açısından başvurmakla birlikte e, daha sonra gelen yönetmelikte eksik yapılarla alakalı değişiklikler, kat mülkiyeti açısından değişiklikler vesaire gündeme alındıkça insanlar affın, af paketinin çok detaylı olduğunu gördüler. Çok hı hı. detaylı olduğunu gördüğü için de başvurular hızla devam etmekte. 15 Haziran'a kadar başvurular imar ile alakalı devam edecek. Bununla alakalı yapılacak ödemeler de 30 Haziran'a kadar devam edecek. Gündemde şu an yenilik yok. Ancak şöyle alabileceğini düşünüyoruz. Ödemelerle alakalı durumda bir taksitlendirme söz konusu olabileceğini. Çünkü insanlar her ne kadar başvuru yapsa da ödeme konusunda sıkıntıya düşüyor ve ödemeyi yapamadığı için de zaten başvurusu da otomatikman sonlanmış oluyor. Hı hı. Öyle olduğu için ödemeler açısından bir kolaylık sağlamak açısından bir taksitlendirme söz konusu olabileceğini düşünüyoruz. Peki imar Affını aslında birazcık daha açacak olursak izleyicimize de çok teşekkür ediyorum. Aslında çok önemli bir konu birçok insanın da merak ettiği konular arasında. İmar affını birazcık daha açacak olursak e ne anlamalıyız imar affı denildiğinde? İmar affı bizim ülkemizde tarım toplumundan sanayileşmeye doğru giderken bir kentleşmeye doğru gittik. Büyük şehirlere hızlı bir göç oldu. Bu göç kapsamında da çarpık kentleşme oldu. Aslında bu çok gerekliydi. Çünkü riskli yapılarda oturan insanlar var. İmara uygun olmayan, imara aykırı yapılarda oturan insanlar var. Yani kentsel dönüşümün amacı zaten can güvenliğini korumak iken. Can güvenliğini korurken aynı zamanda bunu hukuk kuka imara uygun hale getirerek ruhsat vererek aslında insanların daha sağlıklı oturmalarını daha sağlıklı kentleşmenin daha sağlıklı hale getirilmesi açısından bir düzenlemeydi ve yerinde bir düzenlemeydi çok da gerekliydi bizim ülkemizde. Daha önce de söylediğim gibi. Dönem dönem bu affa gidildi ancak bu çok da yeterli olmamıştı. Son yapılan af, hükümet burada çok geniş bir paket sundu. Bu paketin amacı da şuydu aslında, kentsel dönüşüm kapsamında binalar kentsel dönüşüme giderken Hı -hı. buradaki ekonomik dengeyi de biraz revize etmekte. Çünkü insanlar riskli yapıda oturmaya devam etmekte, müteahhitlerle anlaşırken ortaya bir ekonomik sıkıntı çıkmakta. Ekonomik sıkıntının da önüne geçemediği için insanlar riskli yapılarda oturmaya devam devam etmekteydi. Ee... Biz, hükümet bu affı yayınlarken şunu söyledi. İmar affı kapsamında e, binalara yapı kayıt belgesi verilirken alınan harçlar e, kentsel dönüşümde kullanılacak. Yani bu harçlar toplanan harçlar e, revize edilerek riskli yapı sayısı azaltılacak. Bu aslında proje kendi içerisinde değerlendirildiği zaman e, çok güzel ve amacına uygun e, kullanılırsa eğer çok da güzel ve başarılı da bir projeydi. E, zaten başarılı da olduğu için e, ülkemizde şu an ekonomik anlamda da sıkıntılar e, yaşanıyor e, vesaire bir süreçten geçtiği için insanların da ödeme imkanını e, kolaylaştırmak çünkü başvuru sayısı çok fazlaydı ama e, ödemeler olmadığı için e, beklenen de e, amaca çok da fazla yaklaşamadı. Hı hı. Öyle olduğu için süreçte uzatıldı. Çok 15 Haziran'a kadar mı? Aynen 15 Haziran'a kadar başvuru süreçleri uzatıldı. E, bu süreçte bu paket yani benim insanlara önerebileceğim şu e, bu paket çok geniş bir paket. E, bu alanda uzman Uzman bir hukukçudan Hı. yardım alırlar ise eğer e, bu pakete hangi yapıların e, dahil olduğunu ve insanların bu pakette ne tür avantajları olduğunu e, uzman bir hukukçudan öğrenerek yola devam ederlerse çok da sağlıklı olacak. Çok daha güzel olacak, onların menfaatini olacak. Evet, çok geniş bir konu esasında ama şimdi başvurudan konuşmuşken imar affından faydalanmak için konuş, şunu da konuşmamız lazım. Hangi şartları aslında şöyle kabataslak söyleyecek olursak, hangi şartları yerine getirmek gerekiyor imar affından faydalanmak için? İmar affından faydalanmak için öncelikle imara uygun olmayan bir yapıya sahip olmak Hı -hı. gerekiyor. Bununla alakalı Açacak da... Açacak olursak nedir bu? Yani tekrar sonradan bir kat çıkılması gibi olmayan mi? her sonradan bir Hı -hı. kat çıkılmış ruhsatı olmayan, ruhsata uygun olmayan riskli yapılar var. Bu yapıları imara uygun hale getirebilmek için Tarım ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği kurumlar var. Bunlar genelde belediyeler, mücavir alan dışında ise valilikler gidip doğrudan başvuru yaparak yazılı başvuru yaparak imara uygun hale getirmeye çalıştığı e, yapıyla alakalı ticari işletme olabilir bu mesken olabilir bunların ayrı ayrı bu çok da geniş bir konu aslında daha önce de anlattım bu konuyu e, şöyle de e, buralara başvuru yaparak yazılı başvuru yaparak imara aykırı olan yapıyı imara uygun hale getirmek istediğini e, taraf belirtiyor İlk aşamada bu başvuruyu yapmak kesinlikle yazılı bir mi? başvuru gerekiyor bu baş... Başvuru ayrıca vatandaşlar kendi E-devletlerinden de yapabilirler. E-devletlerinde de girdikleri zaman imar başvuru formu bulunmakta. Bu formu doldurarak da başvuruda bulunabilirler. Daha sonra taraflara bir bilgi geliyor. Buranın harçlandırması ile alakalı bir harç bilgisi geliyor. Bu harcı da tamamladıktan sonra taraflar bir yapı kayıt belgesi almakta. Bu belge ruhsat niteliğinde bir belge olmakla birlikte sadece bu belgeyi aldıkları zaman süreç tamamlanmıyor. Bu belge özelliği da işletmeleri ve sürece farklı bir şekilde devam etmeleri gerekiyor. Bununla alakalı da söylediğim şekilde yani kanunun amacı çıkarılan yönetmelik geniş olduğu için eğer başvuru yapmak isteyen taraflar bu yönetmeliği daha detaylı incelemeleri Hı. ve uzman birisinden de yardım almalarının çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet bu noktada biz bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize iyi hafta sonları dileyerek tabii ki Avukat Ayşem Şanlı stüdyo konuğumuz ve Kendisiyle aslında hukuksal alanda hem uzlaşmayı hem izleyicimizden gelen soru sonucunda birçok merak edilen noktası olan konu imar affını konuşmaya devam ediyoruz. Bu kişiyi yoran bir süreç midir Ayşem Hanım? Yani imar affından faydalanmak istiyorum ama... E i̇şte çok mu gidip geleceğim, çok mu harç yatıracağım, maliyeti ne olacak, nereye gitmem lazım? Çok böyle yorucu bir süreç mi? Aslında süreç olarak gidilip gelinmesi ya da başvuru yapılması çok da yorucu ve uzun bir süreç olmamakla birlikte... E, ...sadece maliyet aşamasında insanlar biraz e, sıkıntı yaşıyorlar ve tereddüt düşüyorlar. Çünkü başvuru yaptıkları yer sadece bir mesken değil, ticari işletme de olabiliyor. Ticari işletmenin harçları daha fazla oluyor. Bu yüz ölçümleriyle alakalı bir harç oranları var. E, harç ödemede e, taraflar, insanlar Sıkıntıya düşebiliyor bu anlamda e, bir yoruculuk yaşanabilse de yani başvuru koşulları zaten yorucu bir süreç değil e, zor bir süreç de değil taraflar çok rahatlıkla başvuruda yapabiliyorlar e, söylediğim şekilde bununla alakalı da e, biz hukukçular e, bir taksitlendirme planı geleceğini düşünüyoruz ödemeleri daha da kolaylaştırmak hı hı. açısından e, çünkü insanlar e, şu aşamada gördüğümüz sorun ödeme aşamasında e, sıkıntıya giriyorlar ve zorlanıyorlar Peki kat kat mülkiyetiyle ilgili de sorular geliyor. Bu kapsamda kat mülkiyetine geçiş olacak mı diye sormuş bir izleyicimiz. Evet kesinlikle kat mülkiyetiyle alakalı da başvurular olacak. Taraflar binada oturan tarafların hepsinin toplu yaptığı başvurularla kat mülkiyeti ayrımına da gidebilecekler. Bu anlamda da söylediğim şekilde tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki çok geniş bir paket kat mülkiyetiyle alakalı, ruhsatla alakalı, imarla alakalı çok fazla düzenleme var içerisinde ve çok da fazla sahip olabileceğimiz, ulaşabileceğimiz haklar söz konusu. Nedir o hakları şöyle bir kat mülkiyetine geçiş olur. yapabiliyorlar taraflar. Ruhsata aykırı bir yapıya ruhsat alabiliyorlar. İmarı aykırı bir yapıya imar Peki alabiliyorlar. Peki bu bir denetimden geçiyor tabii Kesinlikle o süreçte. bir değil mi? denetimden geçiyor. Bir de şöyle mesela mesken olarak kullandıkları bir yapıyı ticari işletmeye dönüştürebiliyorlar. Ya da ticari işletme olarak kullandıkları bir yapıyı mesken yani cins değişikliği yapabiliyorlar burada. Bu tabii ki bir denetime tabi. Özellikle şu anlamda bir denetim var. Bu yapılar belirli bir tarihe kadar yapılar yapılmış yapılar için geçerli olan bir af. Yani 2017'ye kadar yapılmış yapılar için geçerli. Yani 2017'den sonra bu şekilde yapılmış yapılar bu afın kapsamında değil. Ama tabii insanlar bunu biraz kötü niyetle kullanmak için 2000 kapsam af kapsam geldikten sonra hızlı bir şekilde yapı yapanlar olmuş ve bu yapılan yapıları da kaçak yapıları da hemen işte ruhsata uygun hale, imara uygun hale getirmeye çalışan insanlarımız olmuştur. Ancak şöyle bir şey var hani çok ilerlemiş bir teknolojiye sahibiz ve zaten bunu belediyeler drone çekimleri vesaire evet, evet. haritalar üzerinden bu çok kolay tespit ediliyor. Artık günümüzde teknoloji bu alan. Evet çok kolay tespit edildiği için şimdi hem başvuru yapıyoruz harç tamamlıyoruz. Arkasından bir tebligat geliyor. E, ceza ve yıkım kararı. Çünkü hmm. bu tespit edilmiş oluyor. Haritalar ve görüntüler ekine konuyor. E, bununla alakalı bir süreç. Aslında hukuki uyuşmazlık. Hani şimdi bizde kanun çıkarken biraz önce bahsettiğim şekilde uzlaşma da imar affı da e, uygulamada olan bir şeyi kanunlaştırmak yerine en başına zaten kanunu çıkarıyoruz. O kanunun uygulanacağını da hep birlikte görüyoruz. Süreci de hep birlikte takip ediyoruz. İmar affı çıktığı zaman zaman da insanlar bunun hem detayını bilmiyordu hem de önümüze çıkacak hukuki sorunları bilmiyorduk. Şimdi hukukta en fazla önümüze gelen dosyalar imar affı çıktıktan sonra yapılmış yapılarla alakalı yıkım kararlarına itirazlar. Peki bu itirazlar bir sonuca bağlanır mı sizce? Ya bunda tabii ki haksız olan itirazlar var tabii ki bu gözlemler ve yapılıyor fotoğraf çekimleri yapılıyor harita çekimleri yapılıyor ancak e, bununla alakalı e, yönetmelikte bir eksik yapılar kavramı getirildi ki mesela 2017'den önce başlanılmış e, ve yapılmaya devam eden ancak eksik kalan yapılarla alakalı e, bu af kapsamına olduğuna dair bir yönetmelik geldi. Hı hı. E, mesela eksik yapı ya bu bir hukuki uyuşmazlık. Buna karar verecek olan merci mahkemeler. Bununla alakalı itirazlar tabii ki yapılır. Çünkü bu çekimler %100 geçerliliği olmamış olabilir. Eksik yapı olabilir yanlış çekim olabilir e, vesaire yanlış ceza gelmiş olabilir parayla alakalı kısımda e, cezaya itiraz olabilir. Bu bir hukuki süreç hukuki muhalefet. Hani bununla alakalı tabii ki itirazlar. Zaten şu an itiraz aşamasında ama sonuçlanmış bir itiraz da da yok. E, bunu da hep birlikte göreceğiz. Hani sonunda ne olacak? Hı -hı. Yürütmeyi idare mahkemesi yürütmeyi durdurma Hı -hı. kararlı davalar var. E, bu davaların Bunlar sonucu ne olacak? Bunlar uzun soluklu davalar. Kesinlikle mi? uzun soluklu. Aslında uzlaşma işte tam da bunun önüne Geçmek açısından yani hukuk öyle bir şey ki hukuki davalarda ara buluculuğa gidilmesinin sebebi de buydu. Yani taraflar işte alacak borç ilişkisi bir dava yoluna gittikleri zaman 5 sene boyunca zaten alacaklarını almak için uğraşacaklar. Ve mahkemeden bir ilam alacaklar ve bu ilamı daha sonra bir de icraya koyacaklar 2 sene, 7 sene, 5 sene, 3 sene süre çok uzun hukukta hani. Bizler ülkemiz kanun koyucu bu anlamda hani en azından bu sürecin önüne geçmek, mağduriyetleri azaltmak ve uzlaşma kapsamında da evet. E, ...sanık ve mağdur bir araya geliyor... ...bir olay işlenmiş, bir suç işlenmiş... ...yaşanmış, e, dava yoluna... ...gittiğimiz zaman bu belki 5 sene sonra... ...sonuçlanacak ve elimize bir ilam... ...gelecek ve taraf diyecek ki bu defa... E, ...ama ben sadece ceza almasını... ...istemiyorum, zararımı da tazmin etsin... ...istiyorum. E, bir de tazminat... ...davası aşamasına gidilecek. E, bu süreçleri kısaltmak adına... ...aslında evet uzlaşmada... ...ara buluculukta e, doğru kullanılıp... E, ...doğru yapıldığı zaman... ...çok da faydalı yani... Bu onarıcı hukuk hı hı. anlamında hukuk ilkeleri gereğince çok faydalı kurumlar ve doğru kullanılması hı hı. gerekir. Aslında uzlaşma dediğimiz zaman bugüne kadar binlerce dava bu şekilde çözülmüş diye düşünüyorum öyle değil hı. mi? Yani söylediğim gibi 2005 yılından 2016 yılına kadar her ne kadar cezacılar hukuk sistemi biraz da savcının etkin rol oynaması açısından hani uzlaşma kurumu çok da devreye sokulmamış. Uzlaşma kurumu zayıf kalmıştı. Ama 2016'da yapılan düzenleme yani suçun bir de genişletilmesi. Çünkü 2015'te 2016'daki süreçte uzlaşmaya tabi suçlar, şikayete tabi suçlardı. E zaten şikayetten vazgeçme kurumu vardı. Yani şikayetten vazgeçme yani dolayısıyla kurumu, şikayetten vazgeçtikleri noktada uzlaşmış oluyorlar. Zaten oluyorlardı. uzlaşmış olacaklardı. Ama şimdi şikayete tabi suçlarla sınırlı kalmadı. Uzlaşmanın kapsamı genişletildi. Buna dolandırıcılıkla dahil, kasten Yaralama da yani dahil suçlarda da uzlaşma yoluna kesinlikle gidilebiliyor. Mu? Uzlaşma yoluna gidilebilmesi getirildiği için artık daha fazla kullanılmaya ve daha fazla uzlaşma sağlanmaya başladı. Peki bu tip ağır suçlardan söz ediyoruz. Uzlaşmaya gidildiğinde taraflar tamam biz uzlaşıyoruz, anlaşıyoruz dedikleri noktada sanık yani suçu işleyen kişiye herhangi bir ceza yaptırım kesinlikle uygulayabilir. Uzlaşma'nın amacı bu. Ya mağdur diyor ki ben mağdurum, ben e, beni mağdur eden kişiden, ...sanıktan şunları, şunları, şunları talep ediyorum. Mesela neler talep ediliyor? Para talep edilebiliyor. Hı -hı. E, işte özür dilemesi talep edilebiliyor, bir daha yapmayacağını söylemesi talep edilebiliyor, ya da o esnada mala verilmiş bir zarar var ise mala verilmiş zararın giderilmesi talep edilebiliyor. Bu şekilde bir uzlaşma tutanağı tutulurken, yani zaten şöyle bir şey, uzlaşma tutanağı bir ilan niteliğinde. Eğer taraf, sanık bu uzlaşma talebinde, uzlaşma tutanağında kabul etti ve vaat ettiği şeyleri yerine getirmediği zaman mağdur bunu icraya koyabiliyor. Hı hı. Bu bir ilam aynı yani zamanda. Yani mesela diyelim ki taraf e, şunu söylüyor. Tamam sen bunu yaptın işte kazada sen suçluydun. Benim aracımın işte bütün masraflarını karşılayacaksın. Ama bunun yanında da farklı bir şey daha istiyorum. Mahallemde bir çocuk var. Eğitim masraflarını karşılayacaksın evet, diyebiliyor mu? Öyle. Kesinlikle söyleyebiliyor. Burada tamamen serbest istediği şeyi söyleyebiliyor. Makul koşullarda hı hı. olmak şartıyla. Ersanık da bunu kabul ediyorsa bir uzlaştırma formu imzalanıyor aralarında uzlaştırmacılar aracılığıyla. sonrasında ne oluyor efendim bir virgül koyalım reklamlar değilim. sonrasında dönüyoruz stüdyomuzdayız. Tekrar karşınızdayız efendim. Beyaz TV ekranlarındasınız. Sağlık zamanı programındasınız ve artık programımızı toparlıyoruz. Virgül koymuştuk. Buyurun efendim. Sonuç olarak ben şunu söyleyebilirim hani son aşamada uzlaştırma, ara buluculuk, imar affı gibi kavramlar hukukumuza yeni gelmiş olmakla birlikte uygulamada şu dönem sıkça kullanılmakla beraber faydalı olup insanların bunun faydalarından yararlanması, adaletin uzun süreciyle davaların uzun süreciyle uğraşıp çok daha önemli davalar var iken işte adaleti de biraz bu döngüden kurtarıp Zaman açısından da rahatlatmak açısından uzlaşma kurumu tercih etmelerini talep ederim. Çok yani çok uzlaşmanın çok... amacı zaten barıştırmaktır. Evet. Ee, bu anlamda bir barışma aşamasına gidilirse. Zaman çok önemli. Evet, zamanı kesinlikle. aslında iyi kullanmanız çok gerekiyor. Olur. Çok çok teşekkür ediyoruz. Artık Avukat teşekkür Ayşem ederim. Şanlı efendim stüdyo konuğumdu. İstanbul'dan yaptık bu hafta yayınımızı. Sağlık zamanı için artık ayrılan sürenin de sonuna geldik. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum efendim. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.